İnan buna, buna adın gibi inan. Vallahi billahi. Ne beni kimse yönlendiriyor, ne kimse için çalışıyorum, ne bir şey. Bu alçak bugüne kadar yüzlerce insanı vurdurttu, öldürttü. Bundan sebep bir dünya insan öldü. Tek sebebi kendi krallığını kurmak için, kendi güzel hayatını yaşamak için. Bugüne kadar ne farklı bir grupla, ne karşı bir grupla, ne farklı bir aşiretle hiç kimsenin problem yapmadı, yaşamadı. Hep tezgahla kendi yakın çevresindeki insanları öldürttü, korku saldı. Bu yoğun bakımda yatarken babasının bile fişini kendi kardeşine git yeter yaşadı bu kadar deyip masaya telefonu açıp koyup herkese dinleten biri. Kendi soyadını alan Tolga Atalay'ı kendisi öldür, kardeşi Atilla'yı öldürten biri. Yani ben kardeşimi bile öldürtüyorum. Kardeşim bana kendi soyadını değiştiren kişiyi öldürtüyorum. Babamı fişini çektiriyorum, öldürtüyorum. Sırf herkese korku salmak için. Ne oldu? Ondan sonra Olgun Giresunspor Başkanı, Olgun Aydın, Olgun Peker oldu. Dündar Kılıç'ın torunu Onur bunu götünden vurdu. Hemen dostluğunu kesti şeyle Olgun'la. Niye? Çünkü kendi adam senin soyadını almış. Babasın, kabadayısın, mafyasın. Geliyor başka birisi vuruyor. Ya onun çıkıp arkasında duracaksın, hakkını savunacaksın. Ya da ne yapacaksın? Uzaklaşacaksın. Bu onu yaptı. Yani burun kadar alçak bir adam yok. Bunun öldürttüğü insanlar, ölen insanlar hepsi aynı sebeplerden ha. Sırf ve arkasını arayacak kimsesi olmayan insanları öldürttü. Kendi mahalleden arkadaşlarını, kendisine tehdit gördüğü insanları öldürttü bu namussuz alçak. Benim bu anlattıklarım, inan buna, yüzlerce insan. Videoların altına gir, yorumlara bak. Bana bir tane küfür eden yok. Niye bunları anlatıyorsun diye. Bu işlerden kim rahatsız olur biliyor musun? Hala bu işlerin gayrimeşru alemin içinde yolumu bulayım, çakallık yapayım diye gezenler bu işlerden rahatsız olur. Yoksa vallahi vicdanı olan, kalbi olan, beyni olan bir insan benim anladığımdan mutluluk duyar ki bu saltanat bitti diye.